Yazıyla birlikte aynı zamanda felsefe fil dişi kulesine hapsoldu. Ne demek? Kendi tower'lar, kendi kulelerini inşa ettiler. Mantık oyunlarıyla tartışmalar yaptılar. Ondan sonra insanlar şunu söylemeye başladı. Felsefe ulaşılamaz. Çok yüksek bir kategoride. Felsefe demek birkaç insanın zihin oyunu. Felsefe bu demek değildi halbuki. Unutmayalım, felsefe pazar yerinde başlamıştı. Dolayısıyla öncelikle felsefe günlük yaşamın içindeydi. Ne oldu daha sonra? Günlük yaşamdan tepelere tırmandı. Sinemayla birlikte ne oldu? Tekrar pazar yerine indi. Sinema felsefeyi pazar yerine indirdi. Belki de sinemanın yaptığı en önemli devrimlerden birisi bu. Peki sinema felsefesini neyle yapmaya başladı? Hepimizin bildiği gibi imajlarla yapmaya başladı. Dolayısıyla burada Deleuze'e başvurursak, yani hepimiz bilmekteyiz muhtemelen, Deleuze bütün derdin kaosla mücadele olduğunu söyler. Dışımızda bir kaos vardır. Bu kaosla kapışmada üç eleman vardır elimizde, üç unsur. Birisi bilimdir, öbürü felsefedir, öbürü de sanattır. Bilim, sanat, felsefe kaosla kapışmamıza yardımcı olur. Fakat kaosu durduramaz. Peki bilim hangi araçlarla kaosla kapışır? Denklemlerle, işlevlerle. Peki felsefe hangi araçlarla kaosla kapışır? Kavramlarla. O yüzden Deleuze der ki felsefe kavram yaratımı der. Kavram keşfetmek değil, kavram yaratımı. Dolayısıyla çok özel bir andır der. Peki kavram derken neyi kastediyoruz? Günümüzdeki böyle soyutlaştırılmış, dondurulmuş şeyler mi? Hayır. Deleuze der ki kavramlar farkı yakalar. Hayat farklarla ilerler, yaşam farklarla ilerler. Dolayısıyla kavramlar ancak farkı yakalar. Yoklar. Yoklar. Yoklamak çok önemli kavramlardan birisi. Ne demek bu? Doktora gittiğimizde doktor bizim sesimizi yoklar. Nasıl yoklar? Bildiğiniz gibi çeşitli araçlar var. Eliyle de yoklar. Peki doktor kendi sesini bize mi dayatıyor yoksa bizdeki sesi mi alıyor? Bizdeki sesi bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla etrafımızdaki varlıkların seslerini bulmak, yoklamaktır. Kavramlar da yoklamaya yardımcı olur. Üçüncü aracımız sanat. Sanat duyumla çalışır, duyum satır. Sanatın en önemli işlevlerinden birisi bu. Hissettirir, duyum satır. Dolayısıyla bunların işbirliğiyle ancak siz kaosla mücadele edebilirsiniz der. Cilt dönüyoruz. O zaman felsefenin aslında çok yüksek sahalarda faaliyet gösteren bir özelliğe sahip olmadığını biraz hissetmeye başlamaktayız. Ve sorulacak soru şu, felsefe nedir? Felsefe ihtiyaç durumunda ortaya çıkar. Her şeyin üzerine felsefe yapılmaz. Öncelikle bilmemiz gereken mesele bu. Her şeyin felsefesi yapılmaz, her an felsefe yapılmaz. Felsefe problem durumunda yapılır, ihtiyaç durumunda. Cildülöz ve Alan Badger'ın bize söylediği şeyler bunlar. Bunun son derece önemli olduğunu düşünmekteyim. Yani aslında nerede bir paradoks varsa orada felsefe yapılır. Bir paradoksun ortaya çıkması lazım, paradoks. Nedir paradoks? Ben değişik konuşmalarımda ve son sinema felsefesine giriş kitabımda bunun üzerine ayrıntılı durdum. Yani paradoks değişik anlarda ortaya çıkar. Örneğin Kalikles ile Sokrates'in karşılaşması. Kalikles diyor ki tiran güçlü olduğu için adildir diyor. Sokrates de diyor ki hayır, bir şey iyiyse adildir diyor. Bir şey iyiyse adil görüşü ile tiran güçlü olduğu için adil görüşü arasında hiçbir ilişki yoktur. Felsefe işte burada işe yarar. İlişkisiz unsurlar arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışır. Felsefe ilişkisizlik üzerine düşünmektir. Demek ki burada bir tercih yapmak zorundayız. Hangisi daha yaratıcı? İyi olan mı adildir yoksa tiran olan mı adildir? Bu bir düşüncedir, paradokstur bu. Yine devam edelim, değişik konuşmalarında söylemiştim. Arşimet'in ölümü. Arşimet nasıl ölmüştü? Deniz kenarında denklemler yaparak, çizimler yaparak, matematik denklemleriyle uğraşarak. O bu denklemlerle uğraşırken Romalı asker geliyor ve Marcellus seni çağırıyor diyor. Marcellus da antik Yunan'ı işgal eden Romalı general.
Cevap vermiyor, cevap vermiyor, cevap vermiyor. Üçüncü defa denklemi bitirmeme izin ver diyor. Asker de kılıcını çekiyor ve öldürüyor. Denklemlerin üzerine yığılıyor Arşimet. Şimdi burada mesele ne? Buradaki mesele bir mesafe var. Mesafe, işte problem de bu. Ne, nasıl bir mesafe? Kralın dünyası ile, yani iktidarın dünyası ile Arşimet'in dünyası birbirinden farklı. Çünkü Arşimet yaratıcı bir hatta gitmekte, kral ise yaratıcılığı durdurmakla uğraşmakta. İkisi arasındaki bu mesafe açıklanmaya ihtiyacı olan bir şeydir. İşte felsefe bunun üzerine düşünür. Felsefe aynı zamanda istisnayı açıklar. İstisnayı. Ne demek bu? Mine filmi vardır bilirsiniz. 1982 yapımı Atıf Yılmaz'ın filmi. Mine'yi izleyen var mı bilmiyorum içinizde. Mine. Filmin son sahnesi ilginçtir. Kasabada Mine erkek egemen bakışın nesnesidir adeta. Mine evlidir fakat kocası başka bir dünyada yaşamakta. Mine kendisini geliştirmeye çalışır ve orada İlhan diye bir karakterle karşılaşır. Cihan Günal olan oynar onu da. Filmin son sahnesinde evdedirler ve kasabalılar kapıyı tekmelerler. Dışarı çıkın. Dışarı çıkarlar. Mine kasabanın o geleneksel ilişkilerin içerisinde İlhan'ın elini tutarak başı dik yürür. Bu bir istisnadır. İçinde bulunduğumuz toplumsal yapıda evli bir kadın başka bir insanla evlilik dışı bir ilişki kurması, üstelik geleneksel bir dünyada ve aynı zamanda her şeye meydan okuması bir istisnadır. Dolayısıyla filmler, sanat bize bu istisnayı gösterebildiği gibi felsefe de bu istisna üzerine düşünüyor. Sinema bunun üzerine düşünüyor. Aynı zamanda felsefe de düşünüyor. İstisnayı açıklamak zorundasınız. İstisnayı açıklamak. Umarım demek istediklerimi anlatabiliyorum. Çünkü basitleştirmeye çalışıyorum ama karmaşık mevzular. İstisna demek ki açıklamaya ihtiyacı olan bir şey. Ve üçüncü özellik, yani felsefenin paradoksta yaptığı şeylerden birisi bu. Ve ben aslında sinematik felsefeyi biraz tanımlayabilmek için Bergson'un tanımına başvurmayı yeğliyorum. Henri Bergson, yani Deleuze'un en fazla yararlandığı kişilerden birisi. Bergson bize şunu söylüyor, diyor ki aslında felsefe yapmak, düşüncenin normal istikametine müdahale etmektir diyor. Normal bir düşünce istikameti var. Yani biz aslında düşünüyoruz diye düşünen varlıklarız. Her gün aynı eylemleri yapmaktayız, sabah kalkmaktayız. Muhtemelen işte değişik faaliyetler ama bunlar rutinleşmiş faaliyetler, kalıplaşmış faaliyetler. Ve bir şeyi normal kabul etmekteyiz. Yani her şeyi normal kabul etmekteyiz. Trafikte şu şekilde davranılır. Trafikte kırmızı ışıkta geçilir. Burada hemen şaşırdınız. Motor duyu mekanizmanız bozuldu. Çünkü Türkiye'de trafikte kırmızı ışıkta genellikle geçiliyor. Yani bunu normalleştirdiğimiz için söylüyorum. Motor duyu mekanizmamızın bozulması gerekiyor. Yani düşünmek için. Dolayısıyla Bergson da bunu söylüyor. Yani felsefe bak aslında düşüncenin normal istikametine müdahale etmektir diyor. Peki düşüncenin normal istikametine müdahale etmek hangi araçlarla olabilir? Acaba bilimle olabilir mi? Olabilir ama bilim duyum satmıyor yeterince. Peki şeyle olabilir mi? Sanatla olabilir mi? Tabii ki olabilir. Duyum satıyor. Ama felsefeyle de yapılabilir kavramlarla. Demek ki düşüncenin normal istikametine değişik alanlar kendilerince yanıt verir. Felsefe kendi çapında, yazılı felsefeden bahsediyorum. Sanat kendi çapında ve aynı zamanda bilim kendi çapında yanıt verir. O halde izin verirseniz bu noktada biraz düşünce üzerine düşünmek istiyorum. Şimdi Aristo'nun meşhur tanımı var. İnsan düşünen bir hayvandır. Böylece insan dışı varlıkların düşünmediğini anlamaktayız. Yani o tanımdan gidersek. Devam edelim. Acaba insan düşünen bir hayvansa her an ve her insan gerçekten Aristo'nun bahsettiği anlamda mı düşünmekte? Biraz daha Türkçeleştireyim. Her an söylediğimiz ifadeler, yazdığımız ifadeler düşünceyi mi içermekte? Düşünce özel kategori değil mi biraz?
Yani söylediğimiz kanaatler acaba düşünceyle eşit mi? Kanaat ve düşünce arasında fark yok. Kanaat herkesin söyleyebileceği laflardır. Herkesin üzerinde aşağı yukarı bir şekilde uzlaşma sağlayabileceği, herkesin üzerinde kendilerince ifadede bulunabileceği araçlardır. Kanaat sadece sıradan insanın dünyasında değil, televizyona baktığımızda medyanın içerisinde son derece şablonik konuşmaları tekrarlayan bilim insanları arasında da, sanatçılar arasında da kanaat yönelimli ifadelere rastlayabiliriz. Peki düşünce nedir? Düşünce birkaç şekilde ortaya çıkar. Bir, arıza durumunda ortaya çıkar, problem durumunda. Ne demektir bu? Aslında son derece anlaşılması kolay bir unsur. Yani biz normalde düşündüğümüzü zanneden varlıklarız. Fakat öyle anlar olur ki motor duyu mekanizmamız bozulur. Kelebekler filmini izleyen var mı bilmiyorum. Tolga Karaçelik'in son filmi Kelebekler. Örneğin orada motor duyu mekanizmamızı bozan arızalı bir durumla karşılaşıyorsunuz. Filmin son sahnesine bakalım. Ercan Kesal oynuyor. Çınar ağacının altındadır. Çınar ağacının altında ve beyazlar giyinmiş bir çoban, kör bir çoban. Elinde ise asa bulunmakta ve üç kardeş oraya doğru yöneliyor. Film kendi düşüncesini nasıl yaratıyor bakalım. Yaklaşıyorlar ve bir beklenti içerisindeler. Çünkü vasiyet var. Babaları onlara vasiyet etmiş. Diyor ki belirli yolu takip edeceksiniz ve çınar ağacının altında kör çobanla karşılaşacaksınız. O size vasiyetimi tekrarlayacak. Ve siz bekliyorsunuz. Acaba ne olacak? Yaklaşıyorsunuz. Kör çoban vasiyetini anlatıyor. Ne diyor kör çoban? Bir tarihte çok şiddetli bir yağmur yağmaktaydı. Babanın evine sığındım. Baban yemeğini benimle paylaştı. Bir tas çorbasını benimle paylaştı. Derken çatıdan yağmur sızmaya başladı. Çatıya çıktım, yağmur sızmasını önledim, çatıyı tamir ettim. 500 lira borcunuz var. 500 lira borcunuz var denildiğinde karşısındaki insanların yani kardeşlerin motor duyu mekanizması bozuluyor. Çünkü onların beklentileri masallarda olduğu gibi, okudukları kitaplarda olduğu gibi, gördüğü sinema filmlerinde olduğu gibi, beyazlar içerisindeki bir insanın çınar ağacının altında onlara ibret verici bir öykü anlatacağıydı. Ama beklentileri boşa çıktı. Demek ki beklentilerimiz boşa çıktığında, biraz beklentilerimiz karşılanmadığında motor duyu mekanizmamız bozuluyor ve biz düşünmeye başlıyoruz. Ne oluyor burada ya? Zaten öyle oldu ki benim gözlemlerim filmde pek çok insanın çıkamadığı oldu. Yani film jenerik bitene kadar aktı ve insanlar yerlerinden kalkmadı. Çünkü insanlar halen düşünmeye devam etmekteydi. Zaten bir şeyin etkisi ondan sonra devam ederse güçlüdür. Düşünce oradadır. Fakat klasik Hollywood filmlerini izleyelim. Klasik Hollywood filmlerini izlediğimizde, yani aksiyon sinemasını izlediğimizde beklentimiz vardır. Dolayısıyla çok fazla düşünmeyiz. Nedir? Kahraman ortaya çıkacak, sorunları ortadan kaldıracak. Ya da bir kadın bir erkekle karşılaşacak. Daha sonra birbirlerine aşık olacaklar ve evlenecekler. Genellikle de mutlu son. Demek ki bunlar düşünmeyi sağlayan yeterince unsurlar değil. Biraz arıza durumunun ortaya çıkması gerekiyor. İkincisi de tercih anları. Düşüncenin ortaya çıkması için aynı zamanda tercih anlarının ortaya çıkması lazım. Ne demek bu? Yine sinemadan vereceğim örnek. Selvi Boylu Mal Yazmalı. Yani bizim Atıf Yılmaz'ın filmlerinden birisidir. Muhtemelen herkes izlediğini düşündüğüm için bu filmi örnek vermekteyim. Yani filmin hikayesini bilmekteysiniz ama son sahneye bakalım. Asya seçim yapmak zorundadır. Asya bildiğiniz gibi romantik bir aşkın kurbanıydı önce. Kurbanı demek yanlış oldu. Romantik bir aşkın içerisindeydi. İlyas, şoför İlyas. Daha sonra İlyas onu terk etti. Asya Cemşit'le karşılaştı. Cemşit ona sahip çıktı. Onlara baktı.
ve başka bir ilişki biçimi doğdu. Filmin son sahnesine geldiğimizde de Asya Cemşit ile İlhan arasında, pardon, İlhan, İlyas arasında bir tercih yapmak zorundaydı. Önce İlyas'a yönelir çünkü romantik aşktır. Romantik aşk biliyorsunuz felsefede tartışılan meselelerdir. Yazılı felsefe. Peki acaba sinematik felsefe, yani sinemanın ürettiği felsefede romantik aşk nasıl görünecek? İşte sinematik aşkta yaşıyorsunuz. Yani onların yüzlerine bakıyorsunuz. Yakın çekimler, kamera açıları, müzik son derece etkilidir. Bütün bu kompozisyonla birlikte orada romantik aşkı yaşıyorsunuz. Ama diğerinde hayal ediyorsunuz. Felsefedeki romantik aşk. Romantik aşkta biliyorsunuz önemli olan onların aşklarıdır. Bütün toplumsal yapı karşılarına alınır. Değerler hep karşılarına alınır. Romantik aşk böyle bir aşktır. Ama bir başka aşk daha var. Onu da filmde görüyorsunuz. Aynı anda. O da nedir? Cemşit'le olan aşkı. Yani sevgi içeren, yani soru soruyordu hatırlarsanız. Sevgi neydi? Sevgi emekti diyor. İşte burada sevgi emekti dediği andan itibaren bir başka aşk doğuyor. Kendi kendine bir yasa koyuyor, ödev. O da etik aşktır. Etik aşk. Yani Kant'ın belirttiği aşk. Bir insan kendi kendine yasa koyduğu andan itibaren ve eğilimlerini ve duygularını bir kenara bırakırsa bu etik aşktır. Bunu felsefede, yazılı felsefede okuyoruz. Peki sinematik felsefede ne yapıyoruz? Orada izliyoruz. Yani bizatihi yaşamaktayız sinematik deneyim. Dolayısıyla sinema bize aynı anda bir tarafta romantik aşk, diğer tarafta etik aşk. İkisini aynı anda yaşatıyor. Şimdi Asya ne yapacak? Asya bir tercihte bulunuyor biliyorsunuz. Nedir o? Asya etik aşkın yanında tercihte bulunuyor. Benim kaç dakikam? Ya benim bitmez o yüzden. Asya etik aşkın yanında tercihte bulunuyor. Fakat filmi izliyorsunuz. Yani filmi izlediğinizde şunu görüyorsunuz. Asya her ne kadar etik aşkın yanında tercihte bulunsa ve uzaklaşsa da oradan arkasına bakıyor. Bakmak istiyor aslında ama o arkasına bakma arzusunu bize fotoğraf kareleri biçiminde gösteriyor. Yani Asya'nın içindeki arzuyu da fotoğraf kareleri biçiminde gösteriyor bize film. Bir tarafta biz felsefeden bilmekteyiz. Deleuze felsefesinde virtüel yan bizim hafıza ve içsel dünyamız sinemada gösteriliyor. Aynı anda da edimsel yanımız sinemada gösteriliyor. Dolayısıyla Asya aslında çatallanmış durumda, ikiye bölünmüş durumda. Film bize bunu yaşatıyor. Peki bunu hangi yazılı felsefe kitabında yaşayabilirsiniz? Yaşayamayız. Ancak sinematik felsefede yaşarız. Çünkü sinematik felsefe bize duyumsatır. Dolayısıyla sinematik felsefe kendi araçlarıyla çalışıyor. Nedir o? Biraz daha söylersek, biraz daha açıklarsak. Kamera hareketi, kamera açısı, montaj. Bunlar sinemanın asli öğeleri. Peki diğer öğeler ne? Bunlar da yan öğeler. Her sanatta olabilecek. Işık, renk, bunları siz daha iyi biliyorsunuz. Müzik, bunların hepsi dış öğeler ve bir kompozisyonu bir araya getiriyorsunuz. Fakat bu kompozisyonu bir araya getirdiğinizde ilginç bir şey oluyor. O da nedir? Acaba sinemadaki müzik bizim teknik anlamda bildiğimiz müzik mi? Yoksa popülerleştirilmiş hali mi? İşine yarayan öğeler mi? Dolayısıyla sinema sadece popülerleştiriyor. Devam edelim. Başka hangi unsurlar var? Mesela romandan hangi unsur alıyor sinema? Romandan anlatıyı alıyor. Karakterleri alıyor. Karakterlerin psikolojilerini alıyor. Peki romanla aynı mı? Hayır. Sinematikleştiriyor. Diyalogları alıyor, sinematikleştiriyor. Her şeyi sinematikleştiriyor ve popülerleştiriyor. Müzik olmaksızın müzik, resim olmaksızın resim. Resimden yararlanıyor resmin öğelerinden ama resmin aynı öğelerini kullanmıyor. Popülerleştiriyor, basitleştiriyor. Sinemanın böyle bir özelliği var. Dolayısıyla peki benim için niye sinema önemli? Çünkü kitle sanatı. Yani siz sanatçılar, resim ya da diğer görsel sanatlarla uğraşan arkadaşlar bir resim yaptığında bunu sergiliyorsunuz. Fakat milyonlarca insan bu sergiyi takip etmiyor. Ama sinema
yaratıldığı anda milyonlarca insan tarafından izlenilen bir pazar yerinin sanatı. Pazar yerinin, yani tekrar antik Yunan'a dönersek pazar yerinin dünyasına hitap ediyor. Yaratıldıkları anda milyonlarca insana hitap ediyor. İkincisi, sinema, geçen Ercan Kesal'la da görüşme yapmıştık. Bu dergimizin, Sinefilozofi dergimizin son sayısı için kameralı. Orada şunu söylemişti Ercan Kesal, çok filozof gibi bir insanla karşılaştım. Diyor ki, sinema zamanı mühürler diyor. Aynen Tarkovski'nin dediği gibi. Yani sinema zamanı ve hareketi bize olduğu gibi gösteren tek sanat. Bize hareket zaman blokları sunuyor. Peki resim ne sunuyor? Çizgi renk blokları sunuyor. Yani bloklar halinde konuşursak. Fakat bütün bu sanatlar mekan ve zaman bloklarında bir araya geliyor, girebiliyorlar. Bu ayrı bir tartışma, ona girmeyeceğim şu anda. Demek ki sinemanın bu açıdan çağımız düşüncesine verebileceği imkanlar var. Sinema, sinematik felsefenin yaptığı en önemli şeylerden birisi kanaatime göre varlığı görmemize yardımcı oluyor. Varlığı görmemize yardımcı oluyor. Şimdi diyebilirsiniz ki biz varlıkları zaten görmemekteyiz. Örneğin şu andaki mikrofon benim için ne anlam ifade etmekte? Önünüzdeki sandalyeler, üzerinde oturduğunuz sandalyeler ne ifade etmekte? Aslında biz varlıkları kendi menfaatlerimize göre görmekteyiz. Kendi menfaatlerimize, yani işlevsel bir görüş var. Biraz önce susadım. Biraz önce susadım ve su zihnimde belirdi. Çünkü vücudumun kudreti azalmıştı. Suyu içtiğimde rahatladım. Su benim için ne anlam ifade etmekteydi? Araçsal bir işleve sahipti. Ama ben suyu kendindeki haliyle hiçbir zaman görmedim. Peki sinema ne yapıyor? Sinema örneğin buradaki suyu benim bakışımın dışına çıkartabiliyor. Bir köpeğin gözünden su nasıl görülür? Kafka'nın böceğinden, böceğinin gözünden su nasıl görülür? Dolayısıyla çeşitli kamera hareketleri, açıları, renkleri, müzik, çeşitli kompozisyonlarla varlığın saflaştırılmış haliyle karşılaşma imkanlarımız var. Bunu Roberto Rossellini'nin Avrupa 51 diye bir filmi var. İzleyen var mı bilmiyorum. O filmde de görürsünüz. Burjuva kadın çocuğunu kaybeder. Kaybettikten sonra varlıklar değişik görünmeye başlar. Çünkü fabrika sahibi kadındır. Her gün geçerken fabrikayı pek görmez bile. Fabrikayı fabrika olarak görür. Ama bir gün, yani bir gün çocuğu kaybettikten sonra fabrikanın yanından geçerken fabrika hapishane gibi görünmeye başlar. Aa, buradaki mahkumlar der ve fabrikaya bakar, uzaktan bakar. Demek ki aslında bizim bakışlarımız şekilleniyor. Nasıl şekilleniyor? Heidegger'in dediği gibi iki türlü bakışla. Birinci bakış hesaplayıcı bakış, işlevsel bakış, hesap, her şeyi hesaplarız. Soyutlaştırılmış bir bakış. Bu hesaplayıcı bakış, örneğin şu anda kaç dakika sonra şey bitecek, konferans bitecek, işe yetişecek miyim, otobüs kaçta gelecek, şimdi zaman planlaması zihninizden geçiyor. Her şey pragmatiktir ve işlevseldir. Peki bunun dışında başka bir bakış var mı? İşte Heidegger diyor ki, düşünce için diyor tefekkür edici bakış gereklidir. Tefekkür edici bakış da biraz önce söylediğim, kadının Avrupa 51'de fabrikaya uzaktan bakıp fabrikayı hakiki ruhuyla biraz görebilmeye başlaması. Yani Bergson'un belirttiği odaklayıcı bir tanıma içerisine girmesi. Yani siz varlıkla karşı karşıya geliyorsunuz ve varlığı kendinde olarak biraz görmeye başlıyorsunuz. Odaklayıcı tanıma. Saflaştırıyorsunuz. Diğer tür tanıma da nasıl bir tanıma? Otomatik tanıma. Yani uzamsal ve birbirine benzer, rutinleşmiş bir tanıma. Sinemanın sağlayabileceği imkanlardan birisi de demek ki böyle bir bakış. O zaman düşünce dediğimiz şey, eğer varlıkları görmekse, düşünce dediğimiz şey seçim anlarında ve arıza durumlarında ortaya çıkıyorsa, sinema kendi araçlarıyla bize bu arıza durumlarını, bize bu seçim anlarını ve bize bu varlıkları olduğu gibi gösteren anları gösterme şansına sahip. Dolayısıyla sinematik felsefenin düşünceye sağlayabileceği en önemli imkanlardan birisinin bu olduğunu düşünmekteyim. Teşekkür ederim.
Yılmaz Güney köyden gelmiştir. İşte işportacılık yapmaya çalışır. Polis tarafından kovalanır, işportacılık yapamaz. O da pavyon fedaisi olur. Çünkü çok iyi dövüşmektedir. Tesadüfen keşfedilir. Velhasıl Yılmaz Güney bu dansöz olan kadın, yani Zeynep de ismi. Zeynep'i aslında işportacılık yaparken de görmüştür. Ve ilginç bir sahne vardır. Yani sinematik düşüncenin nasıl olabileceği, sinematik felsefenin nasıl olabileceğine dair. Birinci cümle şu, yani bunu söylemeden önce, her sinema filminin içerisinde estetik rejim vardır. Yani Jack Rancière'in söylediği ayrımdan gidersek. Bir, Aristotelesçi rejim anlamında hikayeleyici olan temsili rejim, bir de estetik rejim. Temsili rejim, hikayelerle yürüyen rejim, bizim motor duyu mekanizmamızı fazla bozmaz. Yani klişe imajları biliriz aşağı yukarı. Ama her filmin içerisinde sapan imajlar, farklı imajlar, Deleuze'ün dediği farkı yaratan imajlar vardır. Her film içerisinde, ama bazı filmlerin içerisinde, yani düşünce yoğun sinema diyorum ben onu, sanat sineması demiyorum. Çünkü her sinema sanattır. Her sinema filmi sanattır. Düşünce yoğun sinemanın içerisinde daha fazla estetik rejim vardır. Şimdi bu filmdeki estetik rejim de bu bahsettiğim sahnedir. Şöyle, aslında Yılmaz Güney, oradaki ismini şu anda hatırlayamadım. Murat da evet. Murat şeye aşıktır. Aslında Zeynep'e aşıktır. İlgisi vardır. Fakat bunu bir türlü sözle anlatamaz. Yani söz mediumuna başvuramaz. Bu durumda yine kederli bir vaziyette sokakta yürürken saka kuşları satan bir satıcıyla karşılaşır. Saka kuşları satmaktadır. Şimdi saka kuşların özelliği nedir? Aslında doğada yaşaması gereken bir kuştur. Diğer kuşlar belki bir miktar kafeste yaşar ama saka kuşları çok serttir. Çok çok yabani bir kuş türüdür. Saka kuşlarını görür ve bir tane satın almak ister. Daha sonra düşünür, bu kuşlar burada yakın çekimde kuşları görürsünüz, mücadelelerini görürsünüz. Kuşları bırakır. Yakın çekimlere dönöz duygulanayım imajlar. Siz duygulanırsınız. Kuşları serbest bırakır. Sadece tek bir tanesini alır. Kesik kağıdın içerisine koyar. Ve işte Zeynep'in pavyondaki odasına gelir. Ve orada Zeynep sadece şunu söyler. Niye geldin der. Yine cevap vermez. Sadece kese kağıdını uzatır. Kuşu alır, sever ve burada sarılır. Kuşu da bırakır. Hiçbir diyalog yoktur. Yani genellikle Yeşilçam sinemasında alışık olduğumuz diyalogların hiçbirisi yoktur. Sadece ve sadece Murat kuşu ona sunarak ona ulaşır. Sözcüklerle ulaşmaz, başka hiçbir araçla ulaşmaz. Ama o kuş aynı zamanda Zeynep'i de anlatan bir durumu anlatıyor bize. Zeynep'in durumunu anlatıyor. Çünkü Zeynep de pavyonun içerisinde bir saka kuşu gibi çerçevelenmiştir. Dolayısıyla serbest bırakarak aynı zamanda Zeynep arzusunu da dile getirir. İşte sinema kendi aracılığıyla sinematik felsefeyi bu şekilde yapıyor. Mesela bu Hollywood filmlerinden örnek verirsek X-Men serisini biliyorsunuz. Genellikle biz bunlara aksiyon imaj diye bakıyoruz ama bu X-Men serilerinde de ilginç bir felsefe vardır. O da şu, biz genellikle ilişkilere ve varlıklara insan merkezli bakmaktayız. Soru şu, insan merkezli bakışın dışına nasıl çıkacağız? Edebiyatta çıkabiliriz. Kafka dönüşüm romanını yazar. Bir böcek oluruz. Böcek oluş içerisine gireriz. Fakat edebiyatla sadece hayalleyebiliyoruz. Hayallemekteyiz. Peki yaşamayı nasıl sağlayacağız? Duyumsamayı, gerçekten yaşamak. İşte bunu da sinema sağlıyor. Sinema bize insan dışı varlıkların dünyasına ve insan dışı objelerin, hayvanların dünyasına girmemize de yardımcı oluyor. Bir de aynı zamanda düşünülmeyecek olan bir başka kategori bile tasarlıyor. Mutant diye bir kategori tasarlıyor. Ve biz X-Men'in içerisinde o güçlü bu arada. Gücü arzulamaktayız içici anlamda. Güç istenci. O güçlü varlıkları gördüğümüzde aslında belki de kıskanmaktayız. İşte X-Men serisi gibi seriler aynı zamanda insan oluşun dışına çıkıp bir hayvan oluş, bir mutant oluşla hayat nasıl görülür sorusuna bize yanıt veriyor. Yani sinema hem hayatın bir parçası
hem de hayattan taşan şeyleri yakalıyor. Bizi insan merkezi bakışın dışına çıkartabilmekte diye düşünmekteyim. Bir de yanlış ve doğru nedir sorular arasında bizi etik rejim içerisine sokabilmekte. Mesela en fazla verilen örneklerden birisi Karayip Korsanları'dır. Karayip Korsanları'nda biliyorsunuz Jack Sparrow hem doğaçlama hem de yani hem kendiliğinden hareket eder hem de elinde pusulasıyla hareket eder. Belki daha iyi örneklerden birisi Batman'dir. Joker para motivasyonuyla hareket etmiyor. Joker parayı yakıyor. Ama filmi izlediğimizde bir de Batman karakteri görüyorsunuz. Batman'in suratı asıktır. Son derece ciddidir. Joker ise hayatı olduğu gibi yaşamaya çalışan ve her şeyi kaderine razı, trajik bir kahraman figürü gibidir. Şimdi hangisi doğru, hangisi yanlış? Film sizi, yani bizleri seçim yapmaya zorluyor. Fakat bu seçim de o kadar kolay bir seçim değil. Hatırlarsanız yani Joker gerçekten ilginç, karizmatik bir karakter. Ve şu anda bir oylama yapılsa, bir düşünce oylaması, kanaat oylaması, muhtemelen çoğu insan Joker'in yanında yer alır diye düşünmekteyim. Ve son olarak Vesikalı Yarim'den örnek vereceğim. Vesikalı Yarim. Vesikalı Yarim'i izlemeyen var mı? Vallahi izlememişler. Ben diyorum Lütfü Akat'ın efendim? İzlediniz mi? Evet, izlediniz. Vesikalı Yarim. Hatırlarsanız orada Sabiha yine ana karakterde. Halil bir manav. Sabiha gazinoda şarkıcılık ve konsomatristlik yapan bir insan. Halil bir evlilik yapmıştı. Soru şu, Halil'in yaptığı evlilik hangi evlilikti? Aşk içeren bir evlilik değildi. Hiçbir aşkı içermiyordu. İki, Halil ilk defa gazinoda aşık oldu. Yani Sabiha'ya aşık oldu. Sabiha'ya olan aşkını film nasıl gösteriyor bize, hatırlıyor musunuz o sahneyi bilmiyorum. Gazinoda arka planda bir şarkıcı var ve Halil Sabiha'yı gördüğünde müzik kesiliyor. Yani biz gerçekliği Halil'in gözünden görüyoruz. Yani bütün dünya durmuştur o anda. Plastik gibi zaman esner ve sadece Sabiha şunu söyler. Ateşinizi alabilir miyim? Ve o anda Halil de durur. Zaman da durur. Biz de böyle dururuz. Çünkü gerçekten hani Sabiha da bayağı güzeldir. Şimdi değerli arkadaşlar, romantik aşk. İşte bu romantik aşk. Halil ilk defa böyle bir aşk içerisine giriyor. Fakat enteresan bir şekilde filmin en önemli özelliklerinden birisi, ben bunu doktora derslerinde de tartıştım. Film yargılama yapmamıza izin vermiyor. Film Nietzsche'ci, çünkü Nietzsche'ci felsefede biliyorsunuz yaşamı yargılayanları yargılama dışında bir yargılama mümkün değildir. Sadece yaşamı yargılayanlar yargılanır. Şimdi filmin şöyle bir sahnesi vardı. Manav babası vardı biliyorsunuz. Sabiha uzaktan bakar, yaklaşır. Aslında babası onu bilmektedir. Bu arada Halil evli ve iki çocuk sahibidir tabii ki. Halil'in babasıyla karşılaşır. Halil'in babasından elma ister. Babası elmayı doldururken gözlerine bakar. Halil nasıl der. Sadece bu soruyu sorar ve başka bir sahneye geçeriz. Bir müddet durur ve başka bir sahneye. Yani şunu yapmaz. Seni yargılıyorum. Sen benim oğlumu aldın. Sen aile dramına yol açtın. Motor duyu mekanizmamız aslında bozulur. Niye bozulur? Halil nasıl? Son derece basit bir sorudur. Her şeyi içerisinde barındırıyor. Ve yargılamıyor. Dikkat ederseniz filmin sonunda şeyden ayrılıyor. Sabiha'dan ayrılıyor. Ve kendi kendine yasa koyuyor. Yani etik aşk. Şeye dönüyor. İlk önce evlendiğinde hiçbir aşk yoktu. Filmin sonuna doğru etik aşka dönüşüyor. Sadece görev duygusu. Görev duygusuyla yapılan bir evliliğe dönüşüyor. Ve filmin sonlarına baktığınızda onun karısı da onu yargılamıyor. Yani dikkat edin, Halil döndükten sonra diyor ki aç mısın? Tek bir soru. Aç mısın? Başka hiçbir soru yok. Hiçbir yargılama yok. İşte sinema aynı zamanda bize bunu yapıyor. Yargılama yok. Aşkın değişik türleri var. Ve bize ulusal bir süreç içerisinde hareket ettiriyor. Diyorum ve bitiriyorum.